Cinema 4 içerisinde objeleri seçerken kullanabileceğimiz seçim araçlarımız var. Bu seçim araçları üst taraftaki araçların başında bulunan Live Selection Tool, Rectangle Selection Tool, Lasso Selection Tool ve Polygon Selection Tool. Bu seçim araçlarını farklı farklı ve ardışık bir şekilde kullanacaksınız. Hemen üst taraftaki şu mouse'u tutamaça doğru sürüklediğinizde mouse'dan parmağınızı çekerek araçların bir panel şeklinde açılmasını sağlayabilirsiniz. Bunu delediğiniz zaman kapatıp yine tekrar bu şekilde bir panel olarak çağırabilirsiniz. Şimdi hemen bir tab görünümüne dönüş yapalım. Tab görünümüne dönüş yapabilmek için klavyeden F2 tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Hemen bir küp oluşturuyorum. Oluşturduğum küpten klavyeden Macintosh kullanıcıları komut, Windows kullanıcıları da kontrol tuşuna basılı tutarak sağa doğru bir tane. Yine ortadaki küpten yukarıya doğru bir tane. Bir tane sola doğru ve bir tane de şöyle aşağıya doğru bir obje oluşturuyorum. Ve tekrar klavyeden F1 tuşuna basarak perspektif görünümüne dönüş yapıyorum. Şöyle birazcık uzaklaşalım. Live Selection Tool aracını seçtiğinizde mouse'a sol tuşuna basılı tutup sürüklediğinizde hangi objeleri değdiyse o objeleri seçmeye yardımcı olur. Seçili objeleri yeni objeler eklemek isterseniz klavyeden shift tuşuna basılı tutarak yeni farklı konumlardaki objeleri de bu seçim alanı içerisine alabilirsiniz. Seçili objeler içerisinden seçimi kaldırmak istediğiniz objeler varsa klavyeden de Macintosh kullanıcıları komut, Windows kullanıcıları da kontrol tuşuna basılı tutarak o objeler üzerinde mouse'u sürükleyerek sol tuşa basılı tutarak seçim içerisinden çıkarma işlemi yapabilirsiniz. Bu uygulamayı diğer seçim araçlarında da kullanabiliriz. Rectangle selection tool bir dörtgen seçim alanı oluşturarak yapacağımız seçim işlemlerini yapmış oluruz. Adobe Illustrator gibi diğer farklı yazılımlarda da karşılaştığımız, görmüş olduğunuz bir seçim yapısı. Yine burada seçim işlemlerini yaparken dikkat etmemiz gereken şey bu dörtgen içerisine bir nesnenin herhangi bir kenarın köşesinin gelmiş olması yeterli olacaktır objenin seçili olabilmesi için. Lasso selection tool Photoshop'ta da karşımıza gelen lasso şeklinde böyle serbest kement şeklinde seçimler, seçim alanları oluşturmamıza yardımcı olan bir araçtır. Ayrıca Polygon Selection Tool'la da düzlemsel seçim alanları oluşturarak bu şekilde seçimler yapabiliriz. Seçimlerde kullanabileceğimiz önemli özelliklerden bir tanesi de poligonal objelerde yüzey, çizgi veya nokta seçimleri. Bunlar için yukarıdaki 4 kübü şekilde seçip siliyorum. Tek bir küp var. Bu kübü de seçili hale getirip segment bölümüne 4, 4 ve 4 diyerek her yüzeye 4 farklı segment atıyorum. Segmentlerin görünebilmesi için display üst menüsünden ground shading lines komutunu çalıştırarak segmentlerin görünmesini sağlayabilir. Bu objeyi editlenebilir bir objeye şekle dönüştürerek make editable yaptıktan sonra Hemen burada bulunan noktaları yine live selection tool'la bu şekilde sürüklediğim alanda bulunan noktaları seçebilirim. Yine aynı şekilde çizgileri seçmek için de bunu kullanabilirim. Evet. Yüzeyleri seçmek için de aynı şekilde kullanabilirim. Ancak bu seçim işlemlerini yaparken bilmemiz gereken önemli özelliklerden bir tanesi de bu seçim işlemini yaptığımızda arka yüzeyde bulunan aynı açıdan baktığımızda arka yüzeyde bulunan yüzeylerinde seçebilmek. Bunu şu anda yapamıyoruz. Bunu yapabilmek için seçim araçlarından herhangi bir tanesiyken sağ tarafta Etrobrus paneli üzerinde bulunan Options'ta Only Select Visible Elements yani görünen elementlerin sadece seçimini burada sağlayabiliyoruz. Buradaki çek işaretini kaldırdığımızda yapacağımız seçim işleminde yine tam karşı tarafta da ilgili alanların seçilmesini sağlayabilirsin bu seçim işlemlerini burada perspektif üzerinden yapabileceğimiz gibi yine top, right veya front gibi farklı açılardan da bakışta da yine seçim işlemlerini yapabiliriz.